gecenin ne kadar soğuk olduğunu gösteriyorum size. Brrr. Bugün çocuğu dershaneye götürüyoruz. Sabahtan akşama kadar dershanede konuların tekrarı, soruların çözümünü yapacak dermişim. Biz öyle gittik. Dördüncü sınıftan beri dershaneye gittim arkadaşlar. Rezillik. Biz bugün çocuğu Linden Bazaar kendi okullarında şey kuracaklar. Para kazanma aktivitesi. Orada görev var. Orada Biz ne çalışacak. yaptık festimizde? Benim festimde. Ne bu fest? Nasıl bir şey? Bu festival nasıl bir şey oluyor? Satış yapıyorlar. Ne satıyorlar? Bilmem ne bastığı yaptıklarıysa onları satıyorlar. Resimler, Ama bizim yiyecekler, değil mi? festlerde şuradaki gördüğünüz arı var ya. Hı. Mesela onlardan satıyoruz, çubuktan arı satıyoruz, önemli şeyler Okul satıyoruz. bütçesine mi katkı oluyor bunlar? Evet. Muhammed'in de görevi varmış saat 12 ile 1 arası. Gülük rahatı. Lan, gülük, neydi o şeyin adı? Rahat. Gülük rahat. Ne diye çevirebiliriz onu Türkçe'ye? Şans çarkı. Çarkı felek. Çarkı Çark felek. işte. Çark başına duracakmış. O ambulans gidiyor. Bak tır nasıl yavaş yaşına Kartımda bak. bir Hepsi daha nasıl var. yavaşladı bak bak bak. Hadi Örnek daha olsun bak. kızım Huşt, var. geçti. Hoyava. Aa şey itfaiye. Ne? Acaba herkese glitter bir daha olacak. Gülük rast bedava. Belki Ben 50 böyle sent falan. başken çeviririm. 50 sent falan veriyorlardır belki. O zaman ben Biraz. 50 cent ya da bedavaysa 5 kere çeviririm. Muhammed'e bir kahvaltı hazırlayalım. Sümeyye çok yoruluyor hafta işleri. Bunu biz yapalım. Hadi bakalım. İşte üçümüze kadar yatacak kadar yap. Ben bir oluyorum. Tamam. Arkadaşlar bahçemiz nasıl görünüyor? Brrr. Çiğ yağmış. Öyle derler. Ya çiğ Arabam donmuş ama. Bunu örtü aldım. Indoor almışım arkadaşlar. Ya. Indoor yani içeri. Yanlış almışız. önce ne yapıyorduk? Düşün işte. Ne yapıyorduk? Tereyağı mı kesiyorduk? He, olabilir. Ama önce yumurtaları omlet yapacaksan karıştır. Fıçı 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 yap. Fıçı Sonra tuz, biber. fıçı Onları fıçı. yaptıktan Biber de. sonra tereyağını atarsan daha pratik olur. Yoksa tereyağı yanabilir. Ben Öncelikle. sana aramışsın. Aa, bir yerler yanıyor yine herhalde. Bir sürü itfaiye gidiyor. Allah korusun. Yanmasın artık bir yer lütfen. Bak şuraya bir tane adam geldi. Sabahın 9.30'unda. Buz gibi hava. Ne işin var abi? Göl etrafında yürüyüş yapacak. Acaba neresi yanıyor? Neyse ya. Psikopat olduk artık. Çiçeğimizi dün suya koyduk. Kır kır. Sümeyye dedi ki bir günde bile solabilir. Götüreceğiz çünkü bugün. Çok Baba. sevdim ya kendimi. Kendime gelse çok sevinirdim ben. Efendim. Bu arada Şinel. Vera'ya gittim Çalışırken iş yap. aslında çok çok güzel olacak. Tamam. Yumurta Heh, nerede? nerede? He, düşününce buluyorsun. Burada. Evet. Aman dikkat edelim. Aman. Aman. Heh. Tamam. Koyayım mı? Koy oraya. Tamam ben sana tereyağını vereyim. Yardımcı olayım. Bu arada bulaşıkları boşaltayım. Ben sana yumurta yeterli. Bence 6 tane yeterli. 2-3 tane pastırma koyalım. Tamam. Bence 6 tane yeterli. 6 tane yeterli. Yumurtalar pişerken pastırmaları da kapla. Bir tane tabağa al. Başka. Çocuklar sabah ne yer? Başka bir şey boyamazlar. Domates. Aa domates almamışız. Dün o kadar şey aldık. Marketten. Yağlar. Bu domates mi yoksa? Varmış ya. Var mı? Tamam. Çıkarmamışız. Hey.
Basamamış birileri, çalıştıramamış ısıtmayı. Neyse. Bacım bugün müsaade almam için akşam kitabını da mı okumam gerekiyor mu? Nasıl? Bugün oynamam için. Tabii ki yani, sor mu bu? Niye ya? Sen mantığını düşündün, sordun işte ya bunu. Sabah kitabını okudum ama zaten. Tamam, sabah kitabı sabah içinde. Tamam, sabah okudum. Sabahtan sordum, şeyleri izleyebiliyor muyum? Oynuyor muyum? Şu anda gidiyorsun işte, etkinliğe gidiyorsun. Yani? Yani, günün böyle geçiyor. Millet ölüyor be! Sinir olacak bir şey yok. Sinir olacak bir şey var. Kemer? Aldım. Sen nefes alın. Oo, hiç göremiyorum. Çok güneş var. Paran ne kadar var? Yeterince var mı? 13. Tamam, kardeşine paylaş. 13 lira mı? Hı hı. Bari o sabah sayılmaz. Ne oğlum? O sabah sayılmaz vardı. Ben sabah kitabımı okumadan da etkinliğe gidebilirdim. Hayır, ben sabahleyin kitabını okuman gerektiğini söylemiştim çok daha evvel. Tamam, sabahleyin kitabımı okudum. Oğlum, kitap okumak... Yoksa mı da okuyacağım ya? Dinle dinle. Kitap okumanın ekranla ilgisi yok. Kitap okumak ekran kilidini açıyor sadece. Kitap okumayı hafta sonları hem sabah hem akşam yapıyorsun. Ben işte akşam olunca dayatıyorum işte. Ben eve gelince akşam mı oluyor? Ki oyun oynamak istediğimde akşam kitabını okuyayım. Bence bu konuda ısrarcı olma. Ben bu konuda ısrarcı oldum. Mantığını anlamadın mı? Mantığı yok mu onun? Mantığı yok. Sen en sabah kitabımı okumuşsun. Oğlum, o sabah için. Hafta sonları da, tatil günleri de hem sabah hem akşam okuyoruz. Biliyorum. Ne uzatıyor? Niye illa akşam kitabını okumak zorundayım? Çünkü senin Almancanın ilerlemesi, gelişmesi gerekiyor. Oyun oynamak için değil. Oyun oynamayla ilgisi yok. Kitabını okuyacaksın. Yine okuyacaksın. Onu sorma. Ve sen, kitap okumadan evvel oyun oynarsan okuduklarının bir faydası olmaz çünkü. Kafan doluyken üstlerine bir şey koyamazsın, dolmaz. Sebebini anladın mı? Sebebi bu yani, net. Görevlerinin farkında olacaksın. Neyin önce, neyin sonra geldiğinin farkında olacaksın. Anladın mı? Anladım.
çalışacaktınız sınıfta mı? Sınıfta mı? Tabii sınıfta. He? Bir tane sınıfta. Nereden bileceksin hangi sınıfta olacağını? Gittim biliyorum. Ha, tamam. O zaman benden geri dönüyorsunuz yani. Dışarıda tek başına bekleyemez. Geri mi döneceksin? Geri mi döneceksin? Gidin güzel güzel eğlenin. Güzel güzel vakit geçirin. Ben seni bire çeyrek kala gelip alacağım. Çeyrek mi? 15 kala ya. Özetini yazdın mı güzel? Evet. Özet defterin nerede? Eve gidince onları kontrol edeceğim. Akşamki etkinliğin şeyi belirlenecek. Yukarıda. Yukarıda. Masanda mı? Tamam. Hakkını verdin mi? Verdim işte. Tamam. Kontrol ettin mi? 3 günde kontrol ettin mi hatalarını? Evet. Yaz, biraz mı? Biraz mı dedin? Tamam. Kontrol etmeyelim. 3 gün olacak. Neden? Sen kendini herhalde eziyet çekmeyi seviyorsun. Eğer bariz, basit, seni çok etkileyecek yazım hataları görürsem problem yaşayacaksın, haberin olsun. Bundan daha evvel sana bahsetmiş miydim? Bahsettim. 3 günlük kontrol yapacağımızı. Bahsettim. Neden ciddiyetle yapmadın? Ciddiyetle yapmadım demiyorum. Ne diyorsun? Tam kontrol etmedim. Ne demek bu? Ne demek? Hatan varsa ve bütün hatalarını kontrol etmedim. Neden? Unuttum. Neden? Cumartesi günü saat 10'daki, 10.30'daki etkinliği unuttun mu? Unuttum. Hangisi daha öncelikle? Unuttum. Peki neden kendini riske attın? İnsan kendini bilerek riske atar mı? Atmaz. Neden attın? Her ihmalin bir karşılığı var. Telefonun açık olduğundan emin ol. Telefonun sesinin açık olduğundan da emin ol. Hazırlanın. Geç kaldık. Evet, inin. Biraz çabuk. Kıymetli dostlar, çocuklar okula bıraktık. Abisinin görevi var. 12 ile 1 arasında. O esnada da kardeşiyle beraber zaman geçirecekler. Telefonları yanlarında. Okuldalar, güvendeler. Bizde biraz evde işlerimiz var. Onları halledelim. Biraz birey olarak yaşamayı öğrensinler. Hep başlarında olmaya gerek yok. Bu arada Muhammed'in bugün görevi olduğu için saat 10'dan 1'e kadar okulda olacağı için pazartesi günü okulu yok izinle. Diğer çocuklar için de aynı şey geçerli. Zeynep de yavaş yavaş
Linden Gimnazyum'a alışsın diye, ortamı görsün diye ona da götürdüm. O da gelmek istedi. Bugün seneye okula gidecek çocukların aileleri de okulu ziyaret ediyorlar. Çocukları eğitim alıyorlar. Ufak bir ders anlatıyor çocuklara oradaki öğretmenler seneye hazırlık için. Şöyle olacak, böyle olacak, şöyle imkanlarımız var gibisinden. Ama Zeynep bunu bayağı bir öğrendiği için, bildiği için, geçen sene de abisi için geldiğimizde, birlikte geldiğimiz için onun o derse girmesine gerek kalmadı. O yüzden birlikte kahvaltı yaptık, çıktık. Yoksa onların o programı daha evveldi. Çocuklara burada insanlardan, yetişkinlerden çok daha fazla önem veriyorlar. Onların eğitimine çok önem veriyorlar gerçekten. Değer veriyorlar. Noel Baba'nın tavrını, halini gördünüz. Dün Sümeyye ile dönüyorduk. Ya çocuklara çok büyük değer var gerçekten Almanya'da. Sümeyye ile eve dönerken şey konuştuk. Kaufland'da dönerken daha doğrusu. Dedim ki bir köy, yani kaç kişi vardı orada? 20 aile, 25 aile, maksimum 30 aile vardı. Nasıl dedim ya organize olmuş da şuna bak. Kimseden destek, yardım, belediyenin bu konuda bir iştiraki kesinlikle yok arkadaşlar. Tamamen kendileri kurmuşlar o çadırları. O çam ağacını kendileri organize ediyorlar. Yiyecekleri, içecekleri hepsi imece usulü. Yani imece kelimesini bilmeyen yeni nesil olabilir. Herkes el birliğiyle bir şeyler yapıyor. O demek imece. O kadar çok yiyecek içecek vardı ki, kakaosundan sıcak şarabına, bratwurstundan domuz sosisinden, işte hindi etinden, dana etinden fümeye kadar böyle rosto yapılmış, haşlanmış, böyle uzun süreler böyle kapatırsın, pişer ya et, böyle lime lime olur, dana eti vardı öyle. Ben onlardan yemedim, karnım toktu. Kakao içtik, sıcak şarap içenler vardı, biralar olanlar vardı. O etkinliğin tamamı, o şeyi demek istiyorum. Çadırın kurulması, ağacın kurulması, hediyelerin organize edilmesi. Yani çocukların hepsine abur cuburdan böyle zararsız olacak şekilde fındık, fıstık, mandalina. Abur cubur deyince zararlı oluyor da fındığı, fıstığı, mandalinasını içeren birer böyle poşet hazırlamışlar. Hediye paketi hazırlamışlar. Gördünüz zaten. Çocukların yüzündeki o mutluluğu görecektiniz. Şimdi bir tane kamera, bir videoda, şey videonun bir bölümünde bir tane ufak çocuğa zoom yaptım. O kadar mutlu ki, o kadar heyecanlı ki. Şimdi bunu o çocuk unutmayacak. Hiçbir zaman unutmayacak. Çok güzel bir anı. Zeynep de, ben de, Muhammed de, Sümeyye de ilk defa böyle bir konsept gördük. Yani adamın oradaki, Noel Baba kılığındaki adamın o kadar içten, o kadar özverili hazırlanışı, onu anlatışı, dinletişi, yani bizleri bile böyle etkiledi. Sanki cennetten dünyaya gelirmiş gibi o hikayeyi öyle bir anlattı ki, Almanca bilenler duymuş, anlamışlardır zaten. Ya da altyazı bilmiyorum, orada altyazı açıldığı zaman şey oluyor mu, gösteriyor mu? Ya o kadar güzel anlattı ki, gezegenlerden geçtiğini, dolaştığını, manevralar yaptığını, arabasının tüfünün olmadığını, tüf yani bu muayenesi. Esprili dille, büyükler de dinliyor çünkü. En son, son virajda Stühlinghausen, bizim köyümüz, oraya gelebildiğini, ama türlü türlü badireler atlattığını, sonra bir senedir gelemediğini çünkü oradaki pastanede, işte Bekaray'da inşaatların olması gerektiğini, ufak geldiğini, o işlerle uğraştığını, hikaye anlattı, 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 neler neler. Çok keyifliydi. Müthiş zevk aldım, gerçekten müthiş zevk aldım. Sonra bunların, ben Almanya'ya geldim 4,5 yıl oldu. 4,5 yıldır 4 defa şey gördük, Noel gördük. In the Weihnachtsbäckerei diye bir şarkı var. Onu duyacaksınız. Yani izlediyseniz. Arkadaşlar, bu zamanlar geldiğinde radyodan sürekli o şarkı çalıyor. Ve adamlar çocukluktan beri buna alışık oldukları için hiç sıkılmadan, keyifle, nasıl bizim Ölürüm Türkiye'm var mesela. Ölürüm Türkiye'm veya işte şey var. Havasına, suyuna, taşına, toprağına diye böyle Türkiye özlemiyle devamlı çaldığında söylediğimiz, hiç sıkılmadığımız. Arkadaşlar, Ölürüm Türkiye'm gibi, bizim Türkiye'de söylediğimiz sıkılmadığımız şarkılar gibi veya havasına, suyuna, en son Avrupa Şampiyonası'nda söylediğimiz şarkılar gibi galibiyetten sonra, bu dönem geldiği zaman bu şarkı herkesin dilinde. Herkes içten söylüyor. Rita bizim
Rita bizim komşumuz, ev sahibimiz, arkadaşımız, canımız ciğerimiz yani. Çekinik bir insandır aslında, çok fazla sosyal değildir. İş yerinde de böyle görev dağılımına falan böyle biraz çekinik davranır. Bizim sertifikasyon bölümündedir ve benim ekiptedir. Şimdi Rita'nın oradaki heyecanını, mutluluğunu, şarkı söylerken ki keyfini gördüm ya, tam anladım. Bu ne kadar önemli bir şey Almanya için. Bilmiyorum diğer ülkelerde de böyle mi? Almanya dışındaki Avrupa ülkelerinde, Amerika'da falan. Ama epey keyif alıyorlar, epey mutlu oluyorlar. Ve 1 saat 35 dakika civarında orada kaldığımız halde ilk biz çıktık oradan. Hava da 0 dereceydi. Ortaya soba koymuşlar ısınmak için. Soba derken odunlar atmışlar şeylerin içerisine, varillerin içerisine. Süper, ısınıyorsun hem de. Karnı acıkan karnı doyuyor. Yıllardır birbirleriyle yaşayan insanlar orada muhabbet ediyorlar. Yani şu ortam ne kadar güzel ya. Hani Cem Yılmaz diyor ya, tatile gidersin, villaya gidersin. Ya gelemedik zamanında falan, hayıflanırsın. O hayıflanmayı ben de yaşadım. Ya şöyle bir şey yaşayamadık memleketimizde. Şöyle bir keyifli etkinlikler göremedik. Stressiz, sadece insanların birbirleriyle muhabbet için bulunduğu böyle etkinlikler göremedik arkadaşlar. Ne kadar güzel bir şey, ne kadar keyifli bir şey. Bayıldım, bayıldım. Resmen bayıldım. Çocukların da buna şahit olmalarına çok mutlu oldum. Yani ömrümüz yeterse, çocuklar burada doğdular, ben doğdular demişim. Burada 7 yaşından 10 yaşından beridir buradalar. Şimdi buraya taşındık bir sene evvel. Ömrümüz yeterse 18'lerine, 20'lerine kadar burada yaşayacaklar. Üniversite çağına gelene kadar. Bu etkinlikleri her yıl, her yıl, her yıl görecekler. Ve etrafındaki insanları tanıyacaklar. Mesela Rita tuttu beni, kolumdan götürdü. Gel dedi, boş ver dedi, ayakta dikilme, gel seni komşularıma tanıştıracağım. Gittik, Mikhail'le tanıştık mesela. Adam süper bir şey. Ben ona normalde gidip de, Almanlar sosyal değil diyoruz bazen. Normalde gidip de kapısını çalıp tanışacak değilim. İşte bu etkinlik bir vesile oldu. Ondan tanışmış olduk. Muhabbet ettik. 5 tane çocuğu varmış. Kalite bölümünde çalışıyormuş. İşini, gücünü, ne yaptığını. Adam kültürlü, eğitimli bir adam yani. Çok öğreneceğim şeyler olur mesela öyle insanlardan. Hemen bizim yan binanın bir yan binasında. İki ev yan. Rita'lar zaten komşumuz. Bunları paylaşmak isterim. Yani çocuğu buraya ne kadar önce getirirseniz bu tatlı hayata, tatlılığa o kadar erken alışır. O kadar erken keyfini çıkartır. Onların yerinde olmayı çok isterim. Kıskandım ya resmen. Kıskandım. Ne güzel dedim ya. Çocuk olmak Almanya'da ne güzelmiş. Şimdi geldik Muhammed'le Zeynep'in etkinliğine. Daha doğrusu Muhammed'in görev aldığı etkinliğe. Zeynep, nasıl geçti bir anlat. Önce şarkı felek mi yani? Evet. Şans şarkı. İşte bir çevirmek için 2 euro. Oo, çok paraymış. 2 euro. Ne kazandın? Mumu mu? He? Yuvarlak tahta. Evet, yuvarlak tahta olmuş. Ondan adım ağaçlı olanı aldım. Hı hı. Sonra ben çevirdim, mumu kazandım. Çok güzel. Sonra bir tane daha çevirdim. Harika. Abine doğru gidiyoruz herhalde değil mi? Nerede acaba? Oo, her yer pizza kokuyor, hamur kokuyor. Nerede abin? Burada pankekler veriliyor, çok güzel. Pizzalar veriliyor. Güzel fiyatlara. Burası tam Noel gibi olmuş. Bakalım bizim oğlanı ne zaman bulabileceğiz. Zeynep abisinden ayrılmış. Öğretmeni görev vereceği zaman. O yüzden bilmiyor yerini, arıyoruz. Eşyalara bak ne güzel. 7 euro, 50 sen. Ferrero Rocher'ı 50 centten satıyorlar. Çok güzel. Çantalar, mantalar. Çok güzel. Onlara sorduk da ilerideymiş. Onlar da olmasa bulamayacağız. Şöyle çevirebilir miyim? Gumbala, bedavaya gumbala kartı bile var. Oo. Eğer siyah çıkarsa. Bakalım bir. Çevirmişsin zaten. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Bien.
bizim İspanyol Muhammed'in İspanyol arkadaşının babası. Burada mı Zeynep? Bak bakalım. Aa, Luciana da burada değil mi? Aa, içeride gömüyor ya. Böyle bir şey olamaz ya. Hola. Annenle konuş. Muhammed. Muhammed. Görevdesin. Nasıl gidiyor? Böyle mi görevdesin? Keyifler nasıl? İyi, ne yaptın? Popcorn görevlisinde. Yere düşen popcornlar da yiyor. Yere düşen popcornlar. İyi bakalım. Hava çok güzel oldu. Öğleden sonraya doğru 6 derece geldi. Öğretmenin nerede? Burada kim görevlisiniz? Kim oğlum onlar? Bu dediğin. Sen sınıf arkadaşın bunlar. Adlar ne? Radu. He? Radu, Rufin ve ben popcorn'la görevliyim. Popcorn'la görevlisiniz. Onlar da klasındı. Luciana falan da var zaten. İyi bakalım hadi. Keyfin yerinde. Bayağı. Zoya nerede? Burada değil herhalde. Tamam. Şimdi sen? Tamam. Kesinlikle. Bu biraz dolduğunda buraya kaşıkla böyle suka yapacağız. Biraz daha doldurursa yine kaşıkla suka öyle öyle. Şekerli mi bunlar? Evet, şekerli. Ha. Ben şey bileyim, bu alete ihtiyacımız var. Kesinlikle. Öyle mi? Acayip uzun yapıyor. Ha. Bir bakalım. Ne kadardan satıyorsun? Evet evet. Ha, gülük saatleri çıkıyor. Yani birazcık dengelesene, yere dökülüyor bak. Birazcık bu tarafa al. Birazcık bu tarafa al. Heh. Çünkü döne döne geliyor ya oraya. Oh. Evet, elektriği de kapattım fazla harcamasın diye, değil mi? Onu karıştırıyor musun? Ne yapıyorsun? Popcorn arkadaşlarına ben buraya gelip kapatıyorum. Evet öyle. Hı-hı. İşte böyle. İşte böyle. Hayırlı olsun kızım. Harika. Çok iyi yapıyor. Gördün mü? Evet. Abine anlattır sen. Tamam, şova gerek yok fazla. Bu da Muhammed'in öğretmeni, çok tatlı bir adam. Böyle hazırlayacak mı çok? Bilmiyorum. Bittikçe olsun. Tamam. Duracak. Okey. Lazım olduğunda da koyacaksın. Sen ne yaptın bu zamana kadar? Görev zamanına kadar? Zeynep'le işte şey yapıyoruz. Şey yaptık. Bunları kadar bir şey yaptık. Zeynep bir saniye. Orada bir şeyler kazandık. Sen ne kazandın? Paket popcorn, soda. Hey, bu arada popcorn soda kazanmadım. Bunu yiyebilirsin, bunu koymayacağız dedi. Kim? Daha doğrusu popcorn arkadaşım. Tamam. Sonradan bir de başka şey. Bunlar kazandım. Aa. Bunlar. Bunlar. Evet, hayırlı olsun, çok güzel. Bunları koyayım mı çantamı? Mısırlar yemiş yemiş, susamış. Arabadan bir su getireyim oğlana. Görevde olduğu için o ayrılamıyor. Yanımıza almışız neyse ki. Bayağı güzel, eğlenceli. Öğretmenine de sordum. Normalde 2.30'a kadar durmaları gerekiyor. Herportna, Schmitzportna
Dedim işte oğlanın tam görev bittiği zaman alabilir miyim? Bona gitmemiz lazım. Eğer izin vermezseniz bizimkiler eve otobüse gidecekler. Fark etmez. Yok yok dedi. Alın götürün. Sorun yok. Normalde olmaz ama dedi. Hadi iyisiniz dedi. Öğretmenle ilişkiyi tutmak lazım. Geçen Muhammed'le ilgili geldik, konuştuk, bayağı muhabbet ettik. Onun etkisi. Hava çok güzel. Apaydınlık. Şöyle bakın. Hiç bulut yok. Okulu göstereyim biraz daha böyle dışarıdan. Bu bizim emektar. Sümeyye su var demişti. Bakalım su var mı? Nerede acaba? Heh, çok iyi. Sabah doldurmuş Muhammed suyu, unutmuş. Burası okulun otoparkı. Çocukları ben burada indiriyorum. Hep videolarda görüyorsunuz. Burada indiriyorum. Merdivenlerden çıkıyorlar. Şu alt taraf yine full otopark. Gözlüğümü takayım. Devamında halı saha var. Şurada. Ve onun arkasında da büyük tam profesyonel saha var. Onun dışında kapalı salonları da var. Spor derslerini orada yapıyorlar. Şu sol tarafta da kapalı halı saha. Kapalı halı saha. Gelip orada gençler maç yapabiliyor. Ücretsiz. Okulda her imkan var arkadaşlar. Bahsetmiştim bir videoda da, böyle arada bahsedeyim. Beni ilk defa izleyenler olabilir. Hangi derse eğilimi var diye. Eğilim dersi bile var. Dönem dönem değiştiriyorlar dersleri. Ders isimlerini. Şu ablayı çekmeyeyim. Ders isimlerini değiştiriyorlar dönem dönem. Alo. Alo. Hangisine eğilimi varsa onu öğreniyorsun. Başarılı olursa, severse o yönde ilerlemesini sağlıyorsun. Burası okulun bahçesi. Bu Linda. Muhammed'in futbol arkadaşı. Hi Linda. Hi. Hi Jayden. The Gates. Good. Muhammed'in futboldan arkadaşı. Ben futbolu bu arada Linda sayesinde duydum. Facebook'ta post atmış. Oradan gördüm de Muhammed'e hemen yazdırdım. Sosyal çevre de net şey üzerinden, internet üzerinden önemli arkadaşlar. Şurada hemen şey yapıyorlar. Nutella sürüyorlar. Pankek. Krep yani. Krep Nutella. Çok güzel. Adamın canı çeker. Ne kadar? 2,5, 3,5. Nutella'lı 3,5. Şekerli 2,5. Aa, burada mısınız? Ben gidiyorum suyu vermeye. Muhammed. Al oğlum. Sen sağ ol. Saat 1'de çıkıyoruz ona göre. Bak saate bir. Saate bak. 1'de çıkıyoruz. Kaç dakika var? Yeme içme sırası var. Sıraya giriyorsun, siparişini veriyorsun. Neler varmış bakalım. Kayı Prinya. Ginger diyor. Zencefil herhalde. Limette Roksuka. 3 euro. Bir içecek. Kiba. Danke schön. Danke schön. Sutasın. Kiba diyor. Muzlu. Vişneli. Zaneli. Kremalı. Böyle bir içecek. Retrodor. Hepsi böyle meyvelerden yapılmış şeyler. Zararlı bir şey yok. Cinderella. Kokonatlı. Swimming pool. Swimming pool. Çok güzel şeyler var. Greeny. Fruits on the beach. Biliyorsunuz Sex on the beach diye bir içecek vardır. Burada da çocuklara Fruits on the beach. Tropical drink. Çok güzel. Burası okulun avlusu. Bizim Yıldız Teknik Üniversitesi'nin avlusundan büyük. Beşiktaş avlusundan. Okulumuzun ismi burada yukarıda yazıyor. Şöyle göstereyim. SLG diye geçer. Stadisches Linden Gymnasium Gummersbach diye. Çok güzel. Burası kantin.
pardon, yemekhane, menza. Menza diyoruz Almanca. Menza. Üniversite kantine menza diyorlar normalde ya. Heh, bizimkiler de geliyor. Burada bizim oğlan öğle yemeklerini yiyor. 3.30'da çıktığı günlerde. Yemek başına 4 euro öder. Gayet güzel besleyici yemekler yer. 3-4 tane alternatif vardır. Gitmeden hep seçer. Ona göre de kartını okutur, onu alır. Ayın sonunda benden parası kesilir. Başka. Okulda memnunuz. Özetle. Muhammed de epey alıştı. Kalbi de bu ara pırpır ettiği için okulu epey seviyor. Bu sabah heyecanla uyandı saat 7.30'da. Buraya gelecek diye. Tabii her durumun olumlu yanını, avantajını kullanmaya çalışıyoruz. Senin için ne anlama geldi bu etkinlik? Gel. Senin için faydalı oldu mu? Evet. Böylece okulda tanımış oldum. Seneye buraya geleceksin. Hı. Ne kadar büyük insanlar da var değil mi? Büyük öğrenciler. Hı. Evet. Hepsi gelmiş bugün buraya. Etkinliği bitirdik. Şimdi artık Adem'le buluşmaya gidiyorum. Dur Zeynep, kemerimi takmam lazım. Batı Almanya'nın eski başkenti Bonn. Ama bir dakika, telefonumu aldınız mı? Evet. Telefonum babanın ilk yanında oğlum. Anne. Bir dakika, yolda izleyebiliyor muyum? Şu anda hiçbir öncelik vermiyorum sana. Niye? Çünkü senin için cumartesimi harcadım. Niye? Sakin otur. Biraz kayıt yapacağım, sonra belki veririm. Niye belki ya? Kayıt yaptığım için. Ne istiyorsun Zeynep? O tahtamı ver. Alicanları haftaya pazar davet ettim. Alican kim ya? Akşam yemeğine mi? Akşam yemeğine. 4'te gelin dedim. Alican. Kim, senin arkadaşın mı? Gitmişler mi onlar çoktan? Gitmişler. Bu Alican ismi bana çok tanıdık. Evlerine gitmiştik, hatırlıyor musunuz bir arkadaşımın? Yok, Alican deyince senin Alican diye izlediğin youtuber vardı. Akman. Yani o değil. O öbür tarafta. Adam dönerciyi kapatmış. City Grill. Valla. Tabelalar mobilyalar sökmüş. City Grill kapalı. Oraya iyi bir dönerci açabiliriz ha. Dönerci mi? Hı-hı, o yapamamış, sen yaparsın. O niye yapamamış, ben niye yaparım? Dededen dönerciyiz ya biz. Dönerci mi açacağım? Hep böyle bir yeme içme yeri açma isteğim var şimdi. Nedense. Nereden geliyor acaba? Benim de içimde popcorn atma isteği var. Popcorn satarız diye yanında Muhammed. Evet. Muhammed basar düğmeye, atar şekerini, sallar. Evet. Satarız popcorn'ları. Ben ne yapacağım? Şekerli mi yaptın popcorn'ları? Sen de ne istiyorsun? Ben şekerli yapıyorsun ama hiç şekerli olmuyor. Sen de iyi omlet yapıyorsun. O yüzden merak etme. Ben çocuklara oyuncak dağıtım dedi ama yemek yediklerinde. Tamam. Yemeğini tam bitirenlere. Hı hı. Arkadaşlar bu arada İlan yemeklerini tam bitirenlere. Kalktıklarında daha güzel. Arkadaşlar. Ve dükkanımızı boyarım. Bu arada orada çok fena bir tane popcorn makinesi var. Acayip pratik. Evet gördüm. Senin okulda pratik ama dev gibi. Yaptıktan sonra sadece sence onun birazcık soğumasını bekliyoruz da 5 dakika falan. Evet, kim gösterdi size onu nasıl çalıştığını? Problem var mı? Yok, popcorn arkadaşım. O mu getirmiş makineyi? Bilmem. Göstermiş. Bir yağ yok. Ne oldu? Popcorn. Bana da versene bir tane.
Bir tane verdin ha. Aa, bir tane dedin. Helal olsun. Bu popcornlardan Türkiye'ye giderken de yapın da arabada yiyelim. Makinemiz yok. Makineyle mi yapıyoruz biz evde? Makine pratik sadece. Makine ne avantaj sağlıyor Muhammed? Daha hızlı yapıyor. Muhammed'e sordum. Makinenin direkt nasıl çalıştığını söyleyeyim. Söyle. Yani daha hızlı yapıyor sadece. Sadece aslında bir tane kaşık gibi bir şey var. Oraya popcornları koyuyorsun. Doldurana kadar. Hı-hı. Sonra kaşığı ters çeviriyorsun. Sonra yine çeviriyorsun. Sonra makineyi açıyorsun. Onlar orada kendi patlıyor. İyiymiş. Anlamadım ben. Çok da hızlı oldu. Anlamadım ne? Peki bu... Hiç yağ falan kullanmıyoruz. Ona rağmen çok güzel şekerli. Peki sana bir şey soracağım. Ha? Bu makine böyle güzel yapıyor da... Makinede yapmanın avantajı var. Hızlı yapıyor değil mi? Ha. Peki dezavantajı ne? Dezavantaj. Nahtayla. Biraz fazla ısınıyor. Başka ne dezavantajlar olabilir? Kötü yanı. Evet, kötü yanı. Hadi birlikte düşünün bakalım. Başka dezavantaj bilmiyorum. İkisinde de elektrik kullanıyoruz. Evde yaparken tencerede. Makinede de elektrik kullanıyoruz. Belki makina daha fazla elektrik tüketiyor olabilir. Doğru. Bence. Bir de makine de daha mı az yapıyor sence tencerede yaptığımıza göre? Bir seferde. Bence daha az yapıyor. Normal bir şey kovayı dolduruyor işte. Peki bir kovayı dolduruyor mu? Ha iyiymiş ya. Yani bu çeşiden 3 tane ya da 4 tane çıkar. Ha bakayım mı? Bundan 4 tane çıkıyormuş. Al canım. 2, 3, 4. 2, 3, 4 tane çıkar. Ay de seyretmesi acaba. Ateş böceği. Ateş böceği. Şey riski de yok değil mi? Avantaj olarak tencerenin dibini yakma riski yok. Yağ kullanmıyorsun. Yok. Popcorn'u da atacağım. Şuna mı kalırsın? Şurada çok lezzetli olur. Valla normal popcorn'dan bir şey bulamıyorum. Normal popcorn'dan güzel diyorsun. Normal popcorn gibi. Ben bizim normal popcorn dedin normal. Evet. Ben bizim popcorn'undan daha çok seviyorum. Neden bizim popcorn daha güzel bundan? Çünkü daha çok oluyor ve tuzu daha fazla oluyor. Ha, onu ekleyebilir abin aslında. Tuzlu yapabilirsin ama tabii. Bu tuzlu değil. Lan! Ne oldu? Popcorn mu çaldı? Su kaldı mı? Ben de bir miktar çabilir miyim? Çabilirsin. Ha? Su. Su. Nasıl açılıyordu ya sümeyi? Üste kaldırıyorsun onu. Oha! Ne bileyim oğlum, ben mi kullanıyorum soğukları? Kullanmıyor musun? Emi, abimle ben açıyoruz. Siz kullanıyorsunuz. Taze mi doldurdunuz oradan? Evet. Ne kadar güzel soğuk. Okulun birçok köşesinde böyle su şeyleri var, sebilleri. O normal zamanda da oluyor mu o sebiller Muhammed? Sadece mezada mı oluyor? Ne? Su aldığın yerler sadece mezada mı oluyor normalde, yoksa okulun içinde de var mı? Okulun içinde orada bir tane var, bir de mezada var bir tane. Okulun içindeki makinesi var, oradan da alırdık biz suyumuzu. Bardakla. Ama bir şey değil mi? Gel canım. Al. Biz bardak alırken oradaki adamlara sen hackledik. Tamam oğlum, lazım değil. Kapat ağzını. Nasıl hacklediniz? Söyleyelim. Mesela bardak alırken bir bardak 10 sen, tamam mı? Tamam. Söylemen lazım da. Niye ama öyle oldu? Olmaz öyle ya. Ben söyledim, para vermeye çalıştık. Hayır adam bu benden dedi. Heh tamam, o ayrı bir şey. Olur. Benim başkanım. O ayrı bir şey. Ben de kadınlar öyle dedi. Öyle yapıyor. Ayrı bir şey. Neyse bir de bir şey daha. Festeyken kızlarla bir şey oldu. Ne oldu? Kırılma kırılması. Ne oldu? Hayır, onu anlatma, seni öldürürüm. Ne kırıldı?
kırılabilir. Olabilir. Öyle mi? Hızlı olacak kaza bir şey oğlum. O kadar kalabalık yani, o kadar çok insanın olduğu yerde kazalar olabilir normal. Tabii. Olamaz, olamaz. Dikkat etmek lazım yani, ama kaza ki, olabilir. Yani bu bütün partide tek zeribin öyle bir şey yapması normal değil mi? Normal oğlum, çocuk o. Herkes, herkes, herkes yapabilir oğlum. Tamamen telefonum düştü ama. Ben de telefon isterim olursa. Hayır şu anda değil, ben size vereceğim. Muhammed üşüdün mü? Yok. İyi. Dışarıda durmadınız değil mi hiç? Yok, dışarıda durdum. Dışarıda da durdunuz, iyi. Dışarıda durduk, dışarıda durduk. Ben de dışarıda durdum sanırım. Bu arada abimin gitmesi de 5 dakika, ne desem 20 dakika kala tişkiki oynadık, sonra gittim. Tişkiki ne demek Türkçe? Langırt. Masa oyunu. Langırt, evet. Ama langırt da hiç akla gelecek bir isim değil. Masa futbolu diyemiyorsun yani. Langırt da tiş kika. Bak kika şey futbol aslında. Evet. Masa futbolu. Evet. Kika ne? Aslında kika da değil bu arada. Kika bildiğin. Kika. Kika ne? Ya bilmiyorum. Ne? Düştü mü? Buna ben bir çözüm bulacağım. Benim sandığım sınır. Babam düştü. Babamın düştü. Her zaman düştü. Abi. Anne bir tur paketi. Neyi şarjı takmadın telefonu? Telefonumu. Teşekkür. Ben video yapıyorum, şarjı takmıyorsun. Telefonun şarjdaydı zaten. Ha. Şarjda mıydı? 10 saniyede miydi? %30 oldu. Şeker var ve atıyorsunuz. Şeker var, dökülebilir. Neden atıyorsun? Kafam attı. Dökülmedi. Muhammed. Dökülmedi. Bağladım. Açılabilir oğlum. Şeker sonuçta. Aradan akar. Tamam canım şeker. Onu kenara koy. İşte al şunu. İşte Zeynep de benim şekerim olduğu için. Bana bile yapman hoşuma gitti. Zeynep bu arada şey... hackledim de oyunlarda kullanıyorum. Zeynep'lerin gittiği otobüs değil mi? Hangi? Belinkov. Bizim otobüs değil. Değil mi? Değil. Sanki ismi çok yakın geldi. Bizim otobüs öyle asla olmaz. Arkası bile öyle değil. Hayır, güneş. Hayır, geri geldi. Abi kapat mı abi? Veriş, veriş. Yanımdan bir tane Twingo Ares Sport geçiyor arkadaşlar. Sol önde görünüyor. Çok güzel.
Motor sesi size gelmemiştir belki ama süper sesi var. Oğlum perdeni kapat, çocuk rahatsız olmasın. Ya rahatsız olsun. Ben de rahatsız oldum sabahtan. Oğlum, sen niye sabahtan kapat. Rahatsız oldun Muhammed? Bu arada perdeyi kapat. Kitap okuyorum. Aa, hayır, normal iki kere kitap okuyorum değil. Heh. Bir şey istiyorum ya, iki kere kitap okuyorum. Alakası yok. Hiç alakası yok. Sana öyle hissettirdik çünkü diş tedavinin olduğu ve sınavların olduğu dönemde akşamlar kitap okumanızı kaldırmıştım. Biraz boş bıraktık, aynen. Sebebini anla. Ne yapayım değil, sebebini anla. Anlamak zorunda değilsin. Ama uygulamak zorundasın. Anlarsan daha rahat edersin. İyi, anlama. Kemerleriniz takıldı mı bu arada? Kemerler. Kemer uyarısı bende çalmadı. Arabada montunuzu çıkartın bu arada. Bırak. Elimi bırak. Bırak, elini bırak. Elinde mi? Sümeyye, bu sabah o kadar çok itfaiye gitti ki yine bir yerde yangın var herhalde. Akşam bakacağım haberlere. Biraz sakin olur musunuz Muhammed Zeynep? Senin telefonun kamerası maşallah. Çok iyi çekiyorsun ayı. Açısı çok iyi. Kalitesi çok iyi. Heves ettim kendime alayım diye. 12 Pro Max. Bu Pro Max değil değil mi Pro? Evet, Max'tan büyük bir versiyon. Max'ın ne farkı var? Kamerası mı iyi? Hafızası. Ekranı büyük. Max'lar daha mı büyük? Evet. Neyse işte Pro Max satıyormuş. 350 euroya vereyim diyor. Biz bunu kaça almıştık? Biz bunu Hatta beraber aldık. Öyle bir kendi parası yok. He, Hatta vardı. 40 GB internet vardı. 60 muydu? 60 euro muydu? Öyle bir şey aldık. 2 seneydi ama değil mi? Hı. Yani 40 GB internette 1200 euroydu. Herhalde telefon o zaman 850 falandı. Öyle tahmin ediyorum. Ya o zaman zaten yeni çıkan modeli. Ha, yeni çıkan. Yani çok değer düşmüyor aslında değil mi? Kaç yıl oldu? 4 yıl oldu. 4 yıl oldu hemen hemen. 4 yıl oldu. Alalı. Adam 350 euroya satabiliyor ikinci eline. iPhone'larda böyle bir durum var. Sen memnun musun bu kadar zaman sonra? Eskidiğini hissetmiyorsun mı? Değil mi? Evet. Yok. Ama bence o kullanıma çok bağlı. Ben böyle sürekli şarja takmam bitmediği sürece, sürekli elimde telefon olmaz. Yani ben çok az kullanıyorum telefonu. Sadece ihtiyacım olduğu zaman kullanıyorum. Acaba senin kullanımla da alakalı. Pil bence. Kaliten yüzde kaça düştü acaba? Pil ömrü mü diyorlar? Ne diyorlar ona? 89 falan değildir. Yani 90'dır falan. 4 yılda bakalım ne olmuş, merak ettim. Bunun yanına koyarım ben, baktıysam arkadaşlar. Eskimiyor işte sen kullanmayınca. Özellikle bilerek yavaşlatmıyorlar da bence. 4,5 sene sonra bir iPhone kullanırsa tek iPhone aldırmak ister herhalde değil mi Apple? 4 sene bence çok büyük bir zaman değil mi? Sen şimdi trendi bilmiyorsun. Gençler 2 yılda bir tak tak değiştiriyorlar maksimum. Tamam, aşırı kullandıkları ve telefonun içine ettikleri için olabilir mi? Olabilir. iPhone'la ne alakası var bunun? iPhone yine de iyi dayanıklı geliyor bana. Samsung olsa bu kadar gitmezdi. Yani. Xiaomi vardı bizde hatırlıyorsan Türkiye'de. Çok kasıyordu. Hiç çok kasmıyor. Ucuz aldık biz o zaman. Evet, yani. Fiyatına göre vardı. Gerçi doğru. Evet, fiyatına göre. Yani bu hala yağ gibi. Xiaomi'yi karşılaştıramazsın ki. Fiyatına göre karşılaştırırım.
Onun fiyatına göre Xiaomi iyiydi. Yani Xiaomi'den o performans bekleyemezsin. Yok, bekleyemem, doğru. Xiaomi'nin tek iyi özelliği şarjı çok uzun süre gidiyordu. Doğru diyorsun ha. Doğru. Ya ben Xiaomi'den Apple'a geçtikten sonra ama bu ne kadar çabuk bitiyor falan dediğimi hatırlıyorum. Evet. Bizim Note 2'miz vardı, hatırlıyor musun? Samsung Note 2. İkinci Samsung el almıştık. Samsung da güzel telefon. Sonra Note 4 almıştık. Sana almıştım Note 4'ü. Çok kaliteliydi. Ben kullanmıştım. İşe gidiyorum geliyorum diye Sümeyye bana veriyordu. Canım benim ya. Sen işe gidiyorsun geliyorsun, sana daha çok lazım diye. Görüntüye bakar mısın Sümeyye, ne kadar güzel gösteriyor. Evet, renkler çok güzel ayırt ediyor. Çok güzel ayırt ediyor. Örtün fabrikası buradaymış. Var ya, temizlik ürünleri, araç içi temizlik ürünleri. Vırt duydun mu hiç? Vırt elektronik malzeme üretmiyor mu? Pardon ya, o başka bir şeydi. Vırt bildiğin diyot miyot üreten bir firma. Aynen. Karıştırdım. O marka neydi? Fıs fıs. Neydi o? Paslanma önleyici. Sıktığım. Kaldı? 38 dakika var o. Türkiye'ye giderken nasıl yapacağız Muhammed senle böyle biz? Hayır, istiyorum artık telefonu. Tamam, ben neredeyim? Tamam, bitmeyecek ama. Bitmeyecek. Bekleme dedim sana. Bekliyorum ama. Beklemeyeceğim. Beklersen geçmez zaman. Benim telefonum olduğu için bekliyorum. Senin diye bir şey yok. Oğlum dinliyorum biraz, yat arkana. Bak, sabahtan beri ayaktasın. Waffle falan yediniz mi Muhammed? Krep, Nutella. Evet. Tabaktan düşen şey neydi? Waffle pudding. Waffle pudding. Şöyle bugün krep yapacaksın, o yüzden değil mi? Şöyle gibi bir şey. Şöyle gibi, bugün bak. Dışarıdayız ya. Krep yapacaksın. Dışarıdayız mı? Bir dakika. Muş. Şurada oturan arkadaşım vardı. Muş. Hatırlıyor musun? Öyle demişti bana. Muş. Bizim Arthur burada oturuyor Muş'ta. Muş değil mi okunuyor? Ne diyeceğim? M-U-C-H. Muh. Muh. Muh mu? Evet. He, S yok ki ya, hakikaten ya. Muş en var. O ne? Mantar mıydı? Hayır. Mushroom. Ben kötü bir şey söyledim galiba az evvel. Değil mi? Orayı keseyim. Cehalet, ne kötüsün.
Arkadaşlar karnımız acıktı. Şimdi karnı aç olanlar bunu izlemesin, atlatsın burayı. Bonn'dayız. Almanya'nın, Batı Almanya'nın başkenti Bonn'dayız. Beraber burada yemek yiyoruz. Size şimdi yediğimiz yeri de biz ailelerde seçmiyoruz genelde. Güzel olunca da paylaşmak istiyorum. Gösteriyorum. Şu etin sululuğuna bakar mısınız? İşte Sefa Beef Döner çok iyi yapıyor bunu. Biz daha evvel Aytaş'la gelmiştik. Nasıl buldun? Eti nasıl buldun? Mükemmel et. Afiyet olsun. Yavrum sen nasıl buldun? Harika. Beğendin.
Yüzü gülüyor vallahi, sevindim. Sen nasıl buldun oğlum? Afiyet olsun. Harika her şey. Bu dükkan yapılırken ben geldim bir. Aklımda kaldın, ailemi de getirdim şimdi. Elinize kolunuza sağlık. Sağ ol, teşekkür ederiz. Hepsi şahane değil mi? Lahmacun yedik bu arada, onu çekemedik. Açtığımızdan aklımıza gelmedi. Ekmek de çok güzel ya. Baksanıza. Çıtır çıtır her şey. Hiçbir şey alelade değil. Şu anlık çok memnunuz arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Sefa Beef Döner. Bonda. Dönerin fiyatı şöyle ödeyeyim. 9,5 euro değil mi abi? 9,5 euro. Ekmek arası. Eğer ki tabakta gelirse de 9 euro. Fiyatı çok iyi. Havan da var Frankfurt'ta. O da çok güzel. Bizimki daha da güzel bence. Bir numara yani bence şu anda. Arkadaşlar, buraya park ettik. Ama esasında şu sokaktan oraya bir yere park edecektik. Orada da 6'ya kadar, dur sesi kız. Akşam 6'ya kadar ancak park ediliyormuş. Akşam 6'dan sonra oturanlara park etme izni varmış. Onu biz yazıdan gördük. Şu adam da şey, Ordnungsamt, yani düzen polisi, öyle diyebilirim. Yanlış park edenlere çatı çatı ceza yazan birisi. Biz ona sorduk, bu arkadaki yer boştu, oraya park etsek olur muydu diye. Baktı, olmaz dedi ama burayı gösterdi. Buraya da giriş yasaktı. Geri geri hızlıca sürün park edin dedi. Almanlar da bu pratiklik dili konuşmaya başladıkça fark edebileceğiniz bir şey ancak. Uzaktan uzağa domuz gibi adamlar, uzaktan uzağa put gibi adamlar, soğuk adamlar diyebilirsiniz ama öyle değil. Arkadaşlar, domun görünüşü akşam bile çok etkileyici. Oraya doğru gidiyoruz. Vallahi millet ters yön mers ödemeye gidiyor bakın. Biz oraya geri girdik ters yön olduğu için. Vay be. Arkadaşlar, o kadar kalabalık ki girişi. İnsanlar sırayla yavaş yavaş giriyorlar. Burası Kölner Dom. Kemal Sunal'ın Gurbetçi Şaban filminde çıktığı, metro istasyonundan gördüğü kilise. Evet, Gurbetçi Şaban. Evet, yavaş yavaş geçiyoruz. Burası Kölner Dom. İnekler de para kazanıyordu. Süt satıyordu. Şaban Milş. Ne helvası? Ağdalı helva. Ağdalı helva. Bayılırım. Üf, alsana biraz. Al valla. Şak şak helvası derdi anneannem ona. Bizde düğün helvası. Heh. Sert olur böyle. Ağdayla yapılır. Evet evet. Çok zor yenir. Ama lezzetlidir. Adam kesemiyor zaten. Paris'ten mi geliyormuş? Ya. Ama buranın adeti değil belli ki. Yüz gram alıyoruz. Kaç lira? 7 euro. 7 euro mu? Şu kadar kalmış. 4 euro. Ya çok geldi, 200 gram geldi. Bir gram diyoruz, adam 200 gram yapıyor ya. Kazıkçılık. Tabii de Afrans. Abimiz Fransız. İsi Zortele France. İs. Ya, okey. Aha. Aha. Bonsoir. Hadi. Tadı. Aynısı çok güzel. Ne kadarmış? 18. Wow. Çok pahalı.
Hangisi 18 lira? Büyüğü ne kadar? Bakamıyorum. Büyüğü ne kadar? Kiminin büyüğü ne kadar? Wie viel es kostet der größere? Altında yazıyor diyor. Ha. Entschuldigung. 25. 19,90. Var mı bütçemiz? Kaç? 39. Neredeyse 40. En ucuzu bu. Ama çok küçük. Ve ne yapalım? Oha 35. Ya bunu alırız ya da büyükler için daha para harcarsınız. Ya bunu alırız ya da büyükler için daha çok para harcarsınız. Çok pahalı. Okey. Pahalıysa pahalı. Tamam. Devam, ona o kadar para veremeyiz. Bütçemiz o kadar müsait değil. Schnuffnudeln. Sieht so lecker aus. Ezan okunuyor. Müzikleri durdurun. Bütçemize göre bir alışveriş yapabiliyoruz. Geri mi verelim? Hadi gel. Ne istedin anlamadım Zeynep. Küçükmüş. Ne istiyorsun? Ben kalkülesini istiyordum. Onu alabilseydim onu almayacaktım. Hayır kalkülesi alamayız. O kadar bütçemiz yok. O demek değil. Harcayacağımız yerleri biz belirliyoruz. Kalkülesi için o parayı bütçeye ayıramayız. Uygun değil. Handbrot ne? Bak burada handbrot diyor. Onu bırak ya. Bak burada bir olay var. Boşuma gitti. Bakmam lazım. Çok güzel görünüyor. Gerçekten güzel görünüyor. Şöyle bir olay var. Peynirli yaptırabiliriz aslında ama açtayız. Çorba isteyenlere çorba. Arkadaşlar öyle bir kalabalık var ki mahşeri kalabalık. Birbirimizi kaybettik. Muhammed'le ben Zeynep'le Sümeyye'yi kaybettik. İçeriden çıkmayı başardık neyse ki dışarıda bizi görmüşler arkalarında. Her neyse buluştuk. Zeynep'in yanında telefonu vardı Allah'tan. Sümeyye'nin şarjı bitti ama yine de mutlu son. Hadi biz eve doğru gidelim. Bugünkü videosu da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.